Herkese merhaba, Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Acil yemek yapmak istediğinizde şipşak hazırlayabileceğiniz şahane bir hinger tarifi paylaştım. En pratik hinger tarifi diyebilirim. Lütfen aynen benim yapmış olduğum bu yöntemle yapın. Eminim çok beğeneceksiniz ve sürekli yapacağınız bir tarif olacaktır. Sizlere lezzet garantisi veriyorum. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle hamuru hazırlamam gerekiyor. Bunun için bir kase, 2 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz ve ardından da 1 su bardağı oda sıcaklığındaki suyu ilave ettim ve hepsini güzelce karıştırdım. Un ilavesi yapıyorum. Burada toplamda 5 bardak un var. Onu yavaş yavaş vererek biraz sonra hamuru güzelce yoğuracağım. Biliyorsunuz ki hamur sert olması gerekiyor. Bu arada 1 bardak ben su ilavesi yaptım. Artı 2 yemek kaşığı daha su ihtiyaç olabilir. O yüzden lütfen kontrollü olalım. Önce 1 bardak verelim. Yavaş yavaş da birer kaşık daha su verebilirsiniz. Şimdi hepsini güzelce karıştırıp hemen hamuru yoğurmaya başlıyorum. Çok lezzetli bir yemek tarifidir. Benim vermiş olduğum sizlere biraz sonra göstereceğim yöntemle de işimizi hızlandıracağız ve aniden hemen ihtiyaç halinde şipşak hazırlayacaksınız. Tadı da çok güzel olacak. Ölçülerim de tamdır. Biliyorsunuz ki ben bütün yemek tarifleri videolarımda standart su bardağı 200 milim kullanıyorum. Bu nedenle de hiçbir şekilde sizleri ölçüler yanıltmayacaktır. Açıklamalar kısmına da yine ben bu ölçülerin detaylarını tek tek yazacağım. Hamuru yaklaşık olarak 5-6 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Şimdi hemen bir cam kaseye aldım veya bir poşette geçirebilirsiniz. Üstünü kapatıp yaklaşık olarak 25 dakika boyunca dinlendireceğim. Hamur dinlenirken ben de hemen patatesleri hazırlamaya başlıyorum. Bir tencereye 1 litre kadar su aldım. Ben bunu detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Çünkü bu şekilde çok lezzetli oluyor. Lezzet kaybı olmuyor patatesler. Ya patatesleri kabuklu bir şekilde haşlayın ya da bu şekilde haşlayın. Çünkü gerçekten de çok lezzetli oluyor. Yaklaşık olarak 20 dakikanın içerisinde yüksek ateşte haşlanacaktır. Ve aradan toplamda 20 veya 25 dakika geçti. Şöyle hemen patatesleri kontrol etmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel pamuk gibi pişmiş. Yüksek ateşte ben pişirdim. Kesinlikle kapaktan buhar çıkışı olmadı. Kendi buharıyla pişti ve de gerçekten de çok lezzetli oldu. Şimdi hemen bu patatesleri kavurma işlemine başlıyorum. Küçük bir tavaya yarım bardaktan 2 parmak eksik ayçiçek yağı ve ardından da bir tane küçük küçük doğramış olduğum soğan ilave ettim. Ve şimdi hemen yüksek ateşte kavurdum. Ardından da püre haline getirmiş olduğum patatesleri ilave ettim. İsteyenler patatesleri kavurmadan da yapabilirler. Patatesleri sıcakken ezdikten sonra içine tereyağı ve baharatlarını ilave edip de yapabilirler. Veya bu şekilde soğanı da kavurabilirsiniz. Karabiber, kırmızı toz biber ve çok azıcık da zerdeçal ilavesi yaptım. Ardından da reyhan ilavesi yapıyorum. Reyhan biliyorsunuz ki patateslere çok güzel yakışıyor. Çok az miktarda ilave ettim. Tabii ki de reyhan zorunlu değil ama güzel yakışıyor, tavsiye ederim. Şimdi ocağın altını kapatacağım ama indirmeden patateslerin lezzetini artırmak için de 1 yemek kaşığı tereyağı ilavesi yaptım. Karıştırıyorum ve hemen ocağın altını kapatıyorum. Artık hamur açmaya başlayacağım. Hamur yaklaşık olarak 25 dakika boyunca dinlendi. Dinlenmiş olması da önemli. Böylelikle hamuru kolay bir şekilde açacağız. Şimdi hemen dinlenmiş olan hamuru beze haline getirip iki eşit bezeye ayıracağım. Hızlı bir şekilde açacağım. Hamur çok güzel bir şekilde dinlenmiş. Hemen bu bezeyi az önceki kaseye tekrardan alacağım. Çünkü kurumaması gerekiyor. Kurursa gerçekten de açmak çok zor oluyor. Şimdi hemen hızlı bir şekilde ilk bezeyi açmaya başlıyorum.
Undan yardım alarak şimdi hemen hızlı bir şekilde bezeyi açacağım. Ama lütfen kalın olmasın. İncecik açalım çünkü çift kat olacak. Biraz sonra detaylı bir şekilde göstereceğim. Lütfen zorlandığınız zaman undan yardım alın. Un ilavesi yaparak bu şekilde hemen açma işlemini hızlı bir şekilde sağlıyorum. Evet, artık görmüş olduğunuz gibi beziği açabildiğim yere kadar açtım. İncecik oldu. Hemen şimdi ortadan ikiye kesmeyeceğim. Sadece iz vereceğim ki biraz sonra bir işlem yapacağım. Hepsi düzgün olsun diye. Görmüş olduğunuz gibi kat izi verdim ve hemen patatesleri yerleştireceğim. Ve böyle bir fincandan yardım alacağım. Evdeki en küçük fincan buydu. Yani ağzı en küçük fincan buydu. Veya çay bardağı da olabilir ama ne kadar çok küçük olursa o kadar iyi olacaktır. Şimdi hemen patatesleri bu şekilde ellerimle hızlı bir şekilde yerleştiriyorum. Bu işlemleri yaparken de hemen ocağa su koyabilirsiniz. Çünkü biraz sonra haşlama işlemine geçeceğim. Bu fincan sayesinde işimiz gerçekten de çok kolay olacak. Çok pratik bir yöntemdir. Eminim herkes çok beğenecek. Patateslerin tamamını yerleştirdikten sonra diğer katını bu şekilde birleştirdim ve parmaklarımın uçlarıyla da iyice yapıştırıyorum. Bu arada patatesin yarısını tamamını kullandım. Hatta bir yemek kaşığı kadar ayırdım. Çünkü biraz sonra göreceksiniz kenarları da değerlendirmek için bir yemek kaşığı kadar patates daha ayırdım. Toplamda 700 gram patates kullanmıştım. Bu miktarlar için tam olarak 700 gram patatesin tamamını kullanmış olmamız gerekiyor. Lütfen yerleştirmeleri ona göre yapın. Hemen elime fincanı aldım. Birazcık elimle bastırıyorum ki daha kolay görebilmek için patatesli hamuru. Hemen iyice bastırarak görmüş olduğunuz gibi hingelleri çıkartıyorum. Gerçekten de çok kolay bir işlem. Kolaylıkla yapacaksınız. Bu kenarları da hemen az önceki kasenin içerisine tekrar koyuyorum. Birazcık da patates ayırdım. Hemen hepsini birleştirip tekrardan bu işlemi yapacağım. Eminim deneyenler çok beğenecek. Ortalama tarifim 4 veya 5 kişiliktir. Daha fazla bekletmeden şimdi hemen haşlama işlemine geçiyorum. Tencereye bir miktar tuz ilavesi yaptım ve hingeller içerisine ilave ediyorum. Hingelleri içerisine ilave ettikten sonra ocağın altını açtım. Yüksek ateşte olacak. Tabii ki de çok da fazla kaynarsa birazcık ocağın altını kısabilirsiniz. Hemen kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi kaynama esnasında kesinlikle dağılmıyor, patlamıyor. Gerçekten de hem çok pratik hem de çok lezzetli olacak. O yüzden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yaklaşık olarak 12 veya 13 dakikanın içerisinde haşlanacaktır.
Evet, artık hingerler haşlandı. Hemen bir tencereye aldım. Biraz sonra servis edeceğim. Çünkü sıcak servise uygun bir yemek tarifidir biliyorsunuz ki. Bekledikçe de lezzetini kaybedecektir. O yüzden hemen servis yapmanızı önemli tavsiye ediyorum. Birazcık tereyağını kızdırdım, iyice kızdırdım. Ardından da hingerlere ilave ettim ve karıştırıyorum. Böylelikle daha da lezzetli olacak. Sunum öncesinde bütün hingerlere bunu yapmanızı önemli tavsiye ediyorum. Gerçekten de lezzetini artıracak. Sos tenceresinde geri kalan tereyağının üzerine bir miktar kırmızı toz biber ilavesi yaptım ve servis esnasında bunu kullanacağım. Orijinali nakışlı olanıdır. Nakışlı olanı da inşallah yakın bir zamanda paylaşacağım. Üstüne bol hazırlamış olduğum biberli tereyağını ilave ediyorum. İsterseniz sarımsaklı yoğurtla da afiyetle yiyebilirsiniz. Gerçekten de 10 numara bir yemek tarifidir. Tadına baktım, şimdi gerçekten de 10 numara olmuş. Gönül rahatlığıyla benim vermiş olduğum ölçülere göre hazırlayabilirsiniz. Deneyenler eminim çok beğenecek. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Umarım bu yemek tarifi videomda beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.